Pek çok farklı ulusun toplanarak oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri. İnsanı insan yapan, aileyi toplum yapan ahlaki değerlerin dibe vurduğu bu ülkede her hafta onlarca insan Müslüman oluyor elhamdülillah. Peki ama bu insanlar neden Müslüman oluyor? Onları İslam'a çeken şey nedir? Nasıl oluyor da tamamen başıboş hayatlarını bırakıp, içinde çokça ibadetin bulunduğu bu dini seçiyorlar? Nasıl oluyor da arkadaşlarını, dostlarını ve ailelerini karşılarına alıp, ne olursa olsun ben artık Müslümanım diyebiliyorlar? İşte burada onlardan birisinin hikayesini anlatıyoruz. Hristiyan isminin başına cenne, yani cennet kelimesini ekleyerek Müslüman olmuş Rachel Hanım. Hi, my name is Rachel Faulkner. I was born Rachel Renee Faulkner. When I converted, I changed my name to Jenna Yasmina. Annem Mississippi'li, babamsa Tennessee'li bir aileden gelmektedir. Annem liseyi bitirmiş, sonra da hemşirelik diploması almıştır. Babamsa eğitimini makina bölümünde tamamlamıştı. 12 kardeşim var. Onların bir kısmı eğitimine devam ediyor, bir kısmı ise iş hayatına atılmış durumda. Ben Illinois eyaletinde, Güney Chicago şehrinde 1977 yılında doğdum. Yaşadığımız bölgede toplumun farklı katmanları vardı. Bir bölgede fakir fakat tehlikeli gruplar, diğer tarafta kanunlara uymaya çalışan gruplar vardı. Biz bu farklı, bazen de tehlikeli bölgeler için Concrete Jungle, yani betondan yapılma balta girmemiş ormanlar derdik. Fakat dışarıdaki gergin ortama rağmen benim ailem içerisinde saygı ve sevgi hüküm sürüyordu. 1987 yılına kadar bu bölgede yaşadık. Bu tarihten sonra Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrine taşındık. Burası tamamen farklı bir bölgeydi. Ben soğuğu sevmeyen birisiydim ve bu bölge çok soğuktu. Burada kız kardeşim ve annemden ayrılarak daha orta sınıf güvenli bir bölgeye taşındık. Annem daha fakir bir bölgede oturuyordu. Onun yanına gider gelirdik. Böylece farklı bölgelerde edindiğim bu tecrübeler bana hayata dair seçimler yapabilme kapasitemi artırdı. 1992 yılında soğuk bir bölgeden güneşiyle meşhur Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrine taşındım. Buradaki kültür zenginliği, okullar, evler, her şey beni şok etmişti. Bu şehri sevdim. Burada Hristiyan olan eşimle evlendim ve iki çocuğum oldu. Değişik kültürlerin ve ırkların bir arada olduğu ve hepsinin de ben Amerikalıyım dediği bir ülke Amerika. İnsanlar bu ülkede komşusunun dinine, diline ve ırkına bakmadan yaşıyorlar. Ama çok uzak değil, yakın bir zaman önce bu ülkede insanlar birbirlerini sen siyahisin, sen kızılderilisin, sen sarı benizlisin diye boğazlıyorlardı. Dünüyle bugünü arasında uçurum bulunan bu ülkede eğitim görür Rachel Jenna Hanım. I started out school in Chicago, kindergarten, I believe. Okul hayatım Chicago'da başladı. Bir anaokuluydu. Benim için bu okul tam bir faciaydı.
Direğe tutunur, gitmeyeceğim diye tuttururdum. Ama nihayetinde bir çocuktum. İlkokula başladığım okul fena değildi. Bu okulda Chicago'daydı. Orada iyi öğretmenlerim oldu. Bugün hala o okuldan konuştuğum arkadaşlarım var. Güzel zamanlardı. Bu okula 4. sınıfa kadar devam ettim. 9 yaşıma kadar, yani bu da 4. sınıf demek, bundan sonra Milwaukee'ye, Wisconsin'a taşındık. Başka bir eyalete gitmiş olduk. Burada Granville adındaki okula başladım. Çeşitliliğin çok olduğu bir okul değildi Granville. Ben, erkek kardeşim, kız kardeşim ve birkaç siyahi öğrenci daha vardı. Bu okul kenar mahalledeydi ve sanki şehrin dışında gibiydi. Sevmiştim bu okulu. O Chicago'da alışık olduğumuz okullardan farklıydı. Aslında bu okulda az zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Kız kardeşim ve eşiyle birlikte yaşıyordum. Ve evet, onlara ben göz kulak oluyordum. Çünkü kız kardeşimin ciddi sorunları vardı. Hem yeğenlerime bakıyor, hem de okula gidiyordum. 8. sınıfta hasta olduğumu hatırlıyorum. Mezuniyet törenini de bu nedenle kaçırmıştım. Zor bir okuldu ama ben mezun olmayı başarmıştım. 10. sınıftayken Kaliforniya'ya geldik. 15 yaşındaydım ve babam dersleri evde öğretmeye başlamıştı. Bir çeşit ev okuluydu bu. Bu okulda her sabah İncil'i okurdum. Yaklaşık 3 ay boyunca böyle devam etti. Halamla kalıyorduk. Buradaki ilk zamanlarım benim için bir kültür şoku olmuştu diyebilirim. Çünkü Kaliforniya, kültürel çeşitliliğin çok fazla olduğu bir yer. Wisconsin böyle değildi. Orada az sayıda siyah ve İspanyol kökenli insan vardı. O yüzden buraya gelmek benim için bir şok etkisi oluşturmuştu. Sürekli kiliseye gitmese de üst düzey din adamlarının etkisinde kalmıştır Rachel. Babası evde ona eğitim vermiş, her gün İncil'i okutmuştur. Rachel Hanım bir nevi ev kilisesi eğitimi almıştır. Eğitim hayatı ise zorluklarla başlar. Eğitim hayatını ülkedeki birbirinden fiziksel ve kültürel anlamda farklı eyaletlerde sürdürür. Rachel Hanım küçükken okula gitmeyi sevmeyen bir çocuktur. Ancak bu onun için sadece bir başlangıçtır. Los Angeles şehrinde evlenene kadar çok bölge dolaştığım için eğitim hayatım Illinois, Wisconsin ve Kaliforniya bölgesinde geçti. Şu anda yönetici asistanlığı ve tıp asistanlığı diplomalarım var. İş hayatıma gelince bir telefon şirketinde, otelde ve bir de güvenlik şirketinde çalıştım. Müslüman olmadan önceki dini hayatımıza da değinecek olursak, ailemin koyu Hristiyan bir aile olduğunu söyleyebilirim. Hristiyanlıkta bağlı bulunduğumuz mezhep Southern Baptist, yani Güney Baptist Kilisesi'ydi. Beni zorlamalarına rağmen 10 yaşından itibaren her zaman kiliseye gider ve Hristiyan kutsal gün kutlama ve ayinlerine katılırdım. Kız kardeşimin kayınpederinin kendi evlerinin bodrumunda kiliseleri vardı. Biz de oraya giderdik. Orada dini seremoniler yapılırdı. Üst düzey rahiplerden olan bu akrabamızın bulunduğu bu kiliseye her pazar giderdik. Çocukluğuma dair dini hatıralarım bunlardan ibaret. Yani her gün kiliseye giden bir insan değildim. Ama kilisenin üzerimde ciddi etkisi olmuştu. Her pazar mutlaka kilise müziği dinlerdik. Kaliforniya'ya taşındıktan sonra da babam beni kaldırır ve bana İncil'i okuturdu. Bu benim ödevim gibiydi. İşte kilisenin üzerimdeki etkisi böyle bir şeydi. You know, I listen to gospel music every Sunday. We listen to gospel music every Sunday.
İş hayatı daha yeni başlıyordu Rachel Hanım'ın. İşinde başarılı olup yönetici yardımcılığına kadar yükselir. İslam hakkında henüz bir bilgiye sahip değilken, farklı kültürlerin İslam'ı yaşayışlarını, İslam dininin esaslarıyla karıştırır bazen. Hatta Müslümanların sinirli tipler olduğu kanısına varır. Çünkü Rachel Hanım'a göre Amerika'da karşılaştığı Müslümanların çoğu böyle kimselerdir. Bu nedenle o dönemlerde Müslümanlara soğuk bakar. Onlardan alışveriş dahi yapmayı istemez. Müslüman olmadan önce İslam hakkında bildiğim tek şey, yani ilk edindiğim intibam, onların sinirli tipler olduğuydu. Bu gözlemlerimi Malcolm X'in liderlik ettiği İslam Milleti Hareketi'nden edinmiştim. Onları gerçekten sinirli ve hayata küskün kimseler olarak hatırlıyorum. Ve bunun yalnızca İslam'ın yorumlarından biri olduğunu o zaman bilmiyordum. Amerika'nın orta batısında büyüdüğünüzde birçok Müslümanla, özellikle Arap Müslümanlarla karşılaşma şansınız oluyor. Bu nedenle ilk intibam da hoş olmamıştı. Karşılaştığım tipler genelde erkeklerdi. Ve şunu söylemeliyim ki kadınlara karşı agresif tavırları olduklarını düşünüyordum. Bir çocuk olarak dükkanlarına girmeye korkardım. Müslüman erkeklerle alakalı ilk izlenimim evet buydu. Müslüman kadınların ise sessiz olduklarını ve konuşamadıklarını düşünüyordum. Onlar hakkında da ilk izlenimim böyle oldu. Erkekler tarafından baskı altında tutulduklarını düşünüyordum. Rachel Hanım, İslam hakkında araştırma yapmaya başlar. Onun abisi de Müslüman olmuştur. Rachel, kendisini çok etkileyen Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verir. O, Müslüman olmadan önce de Malcolm X'in hayatını anlatan kitaplar okumuştu. İslam dininin kadınlara verdiği değeri anlayan Rachel bundan da çok etkilenir. İşte Rachel'i Müslüman yapan şeyler bunlardır. Yüce İslam, onun hayatını değiştirir. O, ibadetlerini de düzenli bir şekilde yapmaya başlar. Hayatımdaki en büyük değişiklik Müslüman olmaktır. İslam'a girmeden önce yeğenimle Wisconsin'den Kaliforniya'ya gidiyorduk. Ve ben hayatımda gördüğüm en büyük trafik kazasını bu yolculuk sırasında gördüm. İnsanlar araçlarından fırlamışlardı. Bu manzara beni daha ciddi düşünmeye itti. Ve kendi kendime dedim ki, tamam, artık yapacağım bunu. Müslüman olacağım. Nasıl Müslüman oldum? Tennessee'ye taşındığımda Mısırlı biriyle tanıştım. Oradaki bir dükkanda çalışıyordu. Galiba Sudanlıydı. İslam hakkında konuşmaya başladık. Ona şunu sordum. Neden kimse sinirli Müslümanlara bir şey söylemiyor? O da bana, ne söylemek istersin? Aslında sinirli Hristiyanlar hakkında ne düşünüyorsun dedi. Ben de, iyi de biz durduk yere gidip bir şeyleri patlatmıyoruz dedim. Yok yere sinirli olduklarını düşünüyordum. Gidip kendilerini eğitmelilerdi. Ben de tam olarak bunu yapmaya başladım. Dini konularda daha fazla bilgi sahibi olmalıydım. Okudukça daha çok görmeye başladım.
Geçen yıl doğum günümde kelime-i şehadet getirdim. Ramazan ayıydı. Ramazan zaten benim Müslüman olmamdaki en büyük sebeplerden biri. Benim üzerimdeki etkisi büyüktür. Abim Malcolm X'in kurduğu cemaat olan Nation of Islam isimli cemaate bağlıydı. O da bana Müslüman olmamı tavsiye ediyordu. İslam hakkında okumaya başlamıştım. Zaten ben çocukken babam kendisi koyu Hristiyan olmasına rağmen Malcolm X'in hayatını bana zorla okutturmuştu. Malcolm X'in Müslüman olduğunu bilmesine rağmen babam kendisi aşırı ırkçı olduğu için Malcolm X'in hayatını mutlaka sürekli okumalısın. Bu adam ırkımıza en büyük hizmetlerde bulundu diyordu. İslamiyet hakkında araştırdıkça Allah'a daha yakın olduğumu hissetmeye başladım. Hatta Müslüman olmadan önce oruçlarımı bile tutmaya başlamıştım. Hala her namaz kıldığımda kendimi ona daha yakın hissediyorum. Diz çökmek insana tevazuyu öğreten bir tecrübe. Günde 5 defa namaz kılmaksa bence harika bir tecrübe. Bunu kelimelere dökmenin imkansızlığını biliyorum. Ama namazla ben kendimi Allah'a daha yakın hissediyorum. Bu bana kişisel bir ilişki gibi geliyor. İbadetlerin kendisine verdiği hazzı anlatırken Rachel Cenne Hanım'a kelimeler kifayetsiz geliyor. Yüce İslam'ın kendisine verdiği mutluluğun izlerini görmek mümkün sözlerinde. Ben Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verdim. Buradaki Müslümanlarla daha tanışmadan kendi kendime oruç tutmaya başladım. Doğru yolda olduğumu hissediyordum. Oruç tutmaktan bahsediyorum. Allah Celle Celaluhu için bir takım şeylerden vazgeçmek aslında bir yönüyle insanlar içindi. Bu benim için en güzel şeydi. Aslında Hristiyanlıkta da oruç benzeri ibadetler var. Bunlar İncil'de de geçiyor. Ama bundan pek bahsetmiyor ve uygulamıyorduk. Müslüman olma konusunda benim için en önemli mesele İslam'da kadınların rolü meselesiydi. Daha önce de bahsettiğim gibi gördüğüm resimde kadınlar itaatkar ve baskı altında yaşayan tiplerdi. Ama zamanla buradaki Müslüman kadınların oldukça bağımsız ve özgür düşünen insanlar olduğunu ve eşlerine de ciddi destek olduklarını gördüm. Aynı zamanda kendi karakterlerine uygun davranıyorlardı. Bağımsızdılar ve özgür bir iradeye sahiplerdi. İslam'da kadının rolü konusundaki fikirlerim ciddi biçimde değişti ve bundan dolayı çok mutluyum. Los Angeles'a geldiğimde ise adeta güzel bir şok daha yaşadım. Bilirsiniz Ramazan'da birçok faaliyetler olur. Çok heyecanlı bir atmosfer vardı burada. Herkes yardım edebilir miyim, bir şeye ihtiyacın var mı gibi şeyler soruyordu. Hayatımdaki en dokunaklı zaman dilimlerinden biridir o Ramazan. Bence biri eğer Müslüman olacaksa bunu Ramazan ayında yapmalı. Çünkü insanların en cömert ve takva sahibi oldukları zaman dilimidir Ramazan. En güzel kısmı da bu sanırım. Rachel Müslüman olduğunda arkadaşlarından destek görür. Ancak ailesi ona destek olmaz. Her insanın inanmaya, bir dine sarılmaya ihtiyacı vardır. Evet, Rachel Hanım aradığı hak dini bulmuştur.
O Müslüman olmuştur artık. Rachel Hanım Müslüman olduğu için çok mutlu ve herkesin Ramazan ayından etkilenerek Müslüman olmasını istiyor. Çünkü mübarek Ramazan ayı onun için çok önemli. Rachel Müslüman olduğu için en yakın çevresinden bazen olumsuz tepkiler de görmeye başlar. My father stopped speaking to me for a month. He felt like I was spitting on his mother's grave. Babam bir ay boyunca benimle konuşmadı. Kendisine büyük bir saygısızlık yaptığımı düşünüyordu. Kız kardeşlerimse benim yeni bir şey bulduğum için ona ilgi gösterdiğimi ve bu ilginin zamanla geçeceğini düşünüyorlardı. Bu şimdi yapmak istediğim fakat zamanla bakıp bırakacağım bir şeydi onlar için. Annem ve kız kardeşlerim böyle düşünmüşlerdi. Yine de beni desteklediler. Kız kardeşimin en iyi arkadaşı da yaklaşık 20 yıldır Müslüman olan biriydi. Erkek kardeşime gelince, Memphis'te camiye ilk gittiğinde bunu ona söylememiştim. O çok dindar biri. Kiliseye gider ve Hristiyanlıktan çok etkilenir. Bir defasında onu da camiye götürmüştüm. Bundan dolayı bana çok kızmıştı. Bana bir daha en azından nereye gittiğimizi söyle demişti. Ama söylesem kesinlikle gelmezdi. Kardeşim zamanla yumuşadı. Babam da yine zaman içinde benimle konuşmaya başlamıştı. Babam bazen benim beynimin yıkandığını falan düşünüyor. Ancak benim bağımsız düşünen biri olduğumu bilir. Ben de zaman zaman ona bunu hatırlatıyorum. Kendi düşüncelerinden farklı bir şey yaptığım zaman babam, bunu neden yapıyorsun havasına bürünür. Ama şu anda konuşuyoruz. Eskiden din hakkında da konuşurduk. Ama şimdilerde pek konuşmuyoruz. Diğer herkes, özellikle de arkadaşlarım beni desteklediler. Bir defasında ne yaptığımı görsün diye kuzenimi getirdim camiye. Yine arkadaşlarımdan biriyle de iki defa gittik. Camiye gittiğimizde bana birçok soru soruyorlar. Bu sorular namaz hakkında, değişik olaylar hakkında, neyin ne anlama geldiği hakkında sorular oluyor. Ben bu soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ama bilmediğim bir şey olunca da imama ya da eşine yönlendiriyorum. Arkadaşlarım bana çok destek oldular. Ve bu benim için çok önemli. Ailem burada değil. Ve zaman zaman desteğe ihtiyacım da oluyor. Çok geçmeden İslam'la Hristiyanlık arasındaki benzerlikleri de fark eder Rachel. Her iki dinde de nikah gereklidir. Rahibeler de Müslüman kadınlar gibi örtünürler. Nikahsız çocuk sahibi olmak her iki dinde de yasaktır. İşte bu benzerlikler de Rachel Hanım'ı şaşkınlığa uğratacaktır. Şer güçlerin İslam'ı dünyaya yanlış tanıtması, elbette bazı insanlar üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Yüce İslam'ı tanıtmak, insanları aydınlatmak için belgeseller çekilmeli, daha çok anlatım yapılmalı diyor Rachel Hanım. Böylece insanlar daha çok aydınlanacak ve Yüce İslam'ı seçecekler. Tesettürlü bir Müslümanla tesettürlü bir rahibe arasındaki fark nedir? Tesettürlü Müslüman kadınlar hakkında şikayetlerde bulunuyoruz. Ama mesela bir rahibe hakkında şikayette bulunmuyoruz. Her gün, her dakika Hristiyanlığı yaşayan rahibelerde örtünüyorlar. Yine Hristiyanlıkta da Ramazan orucuna benzer bir oruç var. Evlilik her iki dinde de önemli. Ve evlilik dışı çocuk sahibi olmak da yine İslam'da da Hristiyanlıkta da günah sayılıyor. İslam daha çok bir kültür meselesine benziyor. Şunu kastediyorum. İnsanların sahip oldukları kültür, İslam'ı nasıl temsil ettiklerini belirliyor.
Bu da İslam'ın imajının zaman zaman kötü olmasına neden oluyor. Bunun gibi belgeseller de yine önemli. İnsanların İslam hakkında konuşmalarını sağlamaktan bahsediyorum. Daha çok film, gösteri vesaire yapılabilir. Bunlar İslam'ın daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. İslam gençler tarafından en iyi şekilde ifade ediliyor. Gençler daha sosyaller. İnsanlarla konuşuyor ve sosyal medyayı da iyi kullanıyorlar. Facebook, Twitter, MySpace gibi internetteki her imkan İslam'ı yaymak için çok önemli bence. Farklı farklı okullara da gidilebilir. Buralarda insanlarla İslam hakkında konuşmak da iyi bir yöntem olabilir. Sohbet etmekten bahsediyorum. Bu bence İslam'ın yayılması için güzel yöntemlerden biri. İslam kardeşliği benim için gördüğüm en güzel yoldaşlık biçimi oldu. Aslında kardeş tabiri Hristiyanlıkta da kullanılır. Ama ben Müslümanların bunu daha samimi söylediklerini ve söyledikleri şeyi gerçekten kastettiklerini düşünüyorum. Herkes birlikte ibadet ediyor ve mesela daha çok para kazananın daha önde oturması gibi şeyler yok. Ve ben bunu seviyorum. Müslüman olduktan sonra Rachel, daha önce hiç tatmadığı Allah sevgisi ve peygamber sevgisi duygularını tadar. O yüce İslamiyet'ten öyle güzel hazlar alır ki, namaz kılma ibadetini şevkle ve gayretle yerine getirir. Oruç tutmanın da Rachel Hanım için özel bir önemi vardır. İslami kavramlar hakkındaki bilgi dağarcığından bize neler aktardığını dinleyelim kendisinden. Allah sevgisi. Sanırım bu kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Herkesin bilmesi ve hissetmesi gereken bir duygu. Allah'ı seven, muhakkak onun elçisi Peygamber Efendimiz'i de sever. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel insan demek. Ve bunu kelimelerle ifade etmek çok zor. Onun hayatı yaşanmış Kur'an'dır. Kur'an gelmiş geçmiş en büyük, en mükemmel kitap. Ben Kur'an okumayı seviyorum. Günde 5 vakit olan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmayı seviyorum. Annemin bu konuyu kelimelere döken bir tabiri var. Eğer Allah'la namaz sırasında buluşamıyorsan, nerede buluşabilirsin ki? Günlük hayatımızdan çok kısa bir zaman dilimini istiyor Allah Celle Celaluhu. Ve bu hem huzur bulmanın, hem de onunla konuşmanın bir yolu olmalı. Oruç da mükemmel bir ibadet. Oruç başlangıçta bana çok zor bir ibadet gibi görünmüştü. Bence oruç, insana tevazuyu öğreten bir deneyim. Yemeğe sahip olmak ama yememek. Dünyada bir şeyler yeme ve içme şansına sahip olmayan çok sayıda insan var olduğunu anlıyorsunuz. Bizim farkında bile olmadığımız çok temel insani ihtiyaçlara sahip olamayan insanların var olduğunu. İnsan. Herkesi kapsayan bir kelime. Herkesin kendine göre fikirleri var. Bana bazen İslam'da çok ceza yokmuş gibi geliyor. Hatalarınıza karşı verilen cezalar çok ağır değil. İslam herkese açık. Herkes ayrı birer insan. Kimse yakınındakinden daha yüksek ya da daha alçak değil. Zaten herkes omuz omuza ibadet ediyor. Sadece İslam'da haklar hakkıyla verilir. İslam özgür olmadan kabul edemeyeceğiniz bir inanç. Önce seçme hakkına sahip olmalısınız. Kendi özgür iradenizle İslam'a girmelisiniz. Kimse sizi zorlayamaz. Hayatın amacı cennet, kaçınılacak yer cehennem. Cennete gitmeyi elbette ki umuyorum. İnşallah oraya gidiyorumdur. Cenneti düşündüğüm zaman sükuneti ve huzuru düşünüyorum. Cehennem şeytanın mekanı.
elbette ki gitmek istemeyeceğim bir yer. Sonsuza kadar yanan ateş. Cehennemi görmek bile istemem. Maalesef Müslüman coğrafyasının günümüzde birçok problemleri var. Rachel Cenne Hanım bu problemleri ve bunların nedenlerini kendi bakış açısıyla ifade ediyor. Aynı kitaba ve dine mensup olan Müslümanların kendi aralarındaki çatışmaları yanlış buluyor. Bu problemlerin tüm dünyaya karşı İslam'ı yanlış tanıttığını ifade ediyor. Peki Rachel Hanım'a göre bu sorunları çözmek için neler yapılması gerekiyor? Okay. As an American, I think that, you know, I think Müslüman dünyanın sorunlarını birkaç başlıkta anlatabilirim. Kanımca bunlardan birincisi Müslüman gruplar arasındaki çatışmadır. Aynı kitaba ve hak dine inanmış, yani İslam'a bağlanmış insanlar arasındaki gruplaşmaların oluşturduğu çatışmalar bana göre yanlış bir tutum. Farklı İslami gruplar en azından belli temel konularda beraber hareket etme zemini bulmak zorundalar. İkinci problem ise farklı İslam ülkelerinde farklı milletlerin kendi kültür ve geleneklerini İslami anlayışın önüne koymalarıdır. İslam'daki tevhid inancı, İslam haricindeki tüm fikir, kültür ve uygulamaları yok saydığına göre tevhidin önüne hiçbir konu geçiremeyiz. Üçüncü problem de
bir kısım Müslümanların hala İslam'da ırkçılık olmadığı meselesini çözememiş olmasıdır. İslam dünyasında ırkçılık temelleri üzerine kurulan yapılanmalar, parti ve organizasyonlar İslam dünyası için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bütün saydığım bu yanlışların düzeltilmesi için şu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Hiçbir Müslüman, dini hayatının önüne ırkını veya kendi ırki, coğrafi, kültürel değerlerini ön plana çıkartmamalıdır. İslam dünyası olarak, İslam'ın çözümü kendi içerisinde barındırdığı bu konularda ısrarlı ve yanlış bir tutuma sahip Müslümanları ikna edici zeminler ve platformlar oluşturulup, yanlışlar acilen düzeltilmelidir. Aksi takdirde bölünmüş, parçalanmış Müslüman topluluklar olarak İslam'ın istediği ideal bir toplum örneği olamayız. İslam'ın güzelliklerini insanlığa anlatmak için dünya çapında organizasyonlar yapılmalıdır. Bu tür dev organizasyonlar Müslümanlara güven verecek, diğer taraftan da İslam'ın güzelliklerini ve gücünü tüm dünyaya gösterebilecektir. Kur'an'ı Arapçasından okumanın yanı sıra manasını da öğrenip yaşamak Müslümanların iman gücünü artıracaktır. Ve şunu unutmamamız gerekiyor ki her bir Müslüman sahip olduğu en büyük değer olan İslam'ı ve güzelliklerini tüm dünyaya yaymak zorunda. Rachel, Müslümanların aralarındaki problemlerin çözümünün yine İslam'da bulunduğunu ve İslam'a müracaat edilerek çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Ona göre Müslümanlar kendi değerlerine bağlı kaldıkça gelişecek ve Batılıları taklit ettikleri sürece geride kalacaklardır. Müslüman dünyasının avantajlı ve dezavantajlı durumlarını şöyle özetliyor Rachel Hanım. Günümüzde Müslüman dünyasının avantajlı durumlarını şöyle sıralayabiliriz. Bunlardan birincisi, hala İslam toplumlarının birbirine ideal derecede olmasa da belli oranda bağlı olmasıdır. Örneğin Müslümanlar arasındaki aile bağları bir Batılı ile kıyaslanamayacak derecede büyük. İslam'ın özü Allah'a teslim olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da bunun en güzel örneğidir. İşte bu yönden de Müslümanlar bu güçlerini kullanırlarsa dünya çapında önüne geçilemez bir toplumsal güç oluşturabilirler. Günümüzdeki Müslüman dünyasının dezavantajlı durumlarını şöyle sıralayabiliriz. Bunlardan bana göre en başta geleni Müslüman devlet ve toplumları olarak birlik olmamamız. Bunun yanında yeni fikirlere ve modernizasyona açık olmalıyız. Tabii ki temel değerlerimizi dikkate alarak bunu yapmalıyız. Ayrıca şunu söylemeliyim, Müslümanlarda kendine özgüven olmalı. Bu özgüven Batı'da İslam'ı arayanları İslam'a davette bize hayırlı yollar açacak ve korkularımızı yok edecektir. Ayrıca İslam dünyası yine temel inanç değerlerinden uzak kalmamak kaydıyla teknolojiye açık olmalı. Ve bu konuda acil ve büyük ölçekli çalışmalar yapılmalı. İslam toplumlarıyla Batı toplumları arasındaki temel fark hız sorunu. Batı toplumları ilerleme konusunda hiç durmadan çalışmasına rağmen Doğu toplumları etrafının taklit alışkanlığından kurtulamadığı için sürekli yavaşladı. İslami tebliğ diğer insanları İslam'a davet etmek için önemli bir araç İslam'ın yayılmasında. Peki, tebliğ ile propagandayı birbirinden ayıran o ince çizgiyi belirleyen nedir? Rachel Hanım, burada samimiyetin önemine dikkat çekiyor.
Müslümanların bazı hatalarını da hatırlatan Rachel Hanım, hangi hataları sayıyor ve bunlarla ilgili Müslümanlara verebileceği öneriler nelerdir? İslamiyet'i yaymak için çok çeşitli faaliyetler yürütebiliriz. İslami kitaplar, seminerler ve sosyal medyayı kullanabiliriz. Bununla beraber yüz yüze, birebir görüşmelerde etkili olacaktır. Yalnız şunu asla unutmamak gerekir ki, İslam'ı yayma, yani tebliğ kavramıyla propaganda kavramı arasında bir fark vardır. Bana göre Müslüman'ın insanları zorlayan bir propagandacı olması değil, sadece bir tebliğci olması gerekmektedir. Tebliğci demek, en başta arkadaşça, samimi yaklaşmak demek. Bu şekilde insanları kazanabiliriz. Bizim burada, Amerika'da, Carson'daki camide bir gün Amerikalı gayrimüslimleri toplar, ziyafet verir, onlarla ilk önce arkadaş olmaya çalışırız. Camdan, yani şeffaf evlerde yaşar, insanlara güzel örnekler olabilirsek, onlara gitmeden tebliği kolaylaştırmış oluruz. Sadece cami merkezlerine değil, toplumun her katmanına girip çıkmamız, onların dertleriyle ilgilenmemiz gerekiyor. Toplumun ezilmiş kesimi, onlara yardım etmeyi önemseyen insanları bekliyor. Bu insanların en basit ihtiyaçlarını gidermek, Müslümanlara düşen bir görev. Allah'ın yarattığı bu insanlar arasında ayrım yapmadan yardım etmek, iyilikte bulunmak, Allah'ın bize yüklediği bir görevdir. Biz yardımımızı ve iyilikseverliğimizi sadece Müslümanlara gösterirsek, bilelim ki Müslümanlar zaten iman sahibi. Fakat İslam'ın diğer gayrimüslim insanlar arasında yayılmasını istiyorsak, şefkat ve acıma hisleriyle dolu iyiliklerimiz vesilesiyle onlara imanı ulaştıracağımızın farkına varmalıyız. Bu yapılan propaganda ve zorla dine sokma değildir. Aksine, Allah'ın Müslümanlara verdiği ihsanın diğer yaratılmışlara dağıtılan hediyesidir. Müslüman toplumlar gölgelerinin dışına çıktıkça ve Müslüman olmaktan utanıyormuş gibi davranmayı bıraktıkça iman daha iyi bir farkındalık kazanacaktır.